Ben başlayayım isterseniz. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Güzel bir kaçış. Bunu beklemiyordum. Daha farklı bir renk bekliyordum. Daha zor bir renk bekliyordum renklendirmede. İlk haftası yarışıyoruz. Eğitmenim diyorsun. Bir markan bir ismin olduğunu söylüyorsun. Bu tür insanların ben beklentim yüksek oluyor. Anlatabildim mi? Daha marjinal renkler, daha zor renkler. Bir de bu saçta açıcı kullandın. Ona dikkat ettim. Hiç gerek yoktu saçı yormaya. Hem zaman kaybıydı hem de saça hiç gerek yoktu. Doğru değil mi? Yani şöyle altı, yapabilirdin yani. Şöyle açıcı söyleyeyim. Kullanmadım. Biraz altı dolu yorum yaparsan cevap vereceğim aslında sana. Boş mu? Yani bu ya, saça açıcı kullanılır mı? Yani aç zaten açık bir renk. Şimdi önce saçı, kullanılır mıydı bu sence? Saçı iki şekilde yapabiliriz bir saniye. Çok açık tonlarda boyayla da diplerini kırıp yapabiliriz. Çok düşük volümle açıcıyla da ana rengini ve ama şunda oraya da geleceğim. Öyle de yapabiliriz. Ama şöyle bir durum vardı. Saçta üç tane renk vardı. Biz baktık değil mi? Evet, üç tane renk vardı. Üç tane renk vardı. Bir tanesinde açık sarılık vardı. Ortada bir dip boyası yaptırmış bant vardı. Bir de dipleri kendi rengiydi. Eğer ki boyayla da yapmış olsaydım sadece ana rengini uydurabilirdim ama arada yine bir bant kalacaktı, iz kalacaktı. Hayır, o bantı silen bir ürünler var biliyor musunuz onu? He, var, hepsi var. O sebepten dolayı düşük volümle yani boyanın içine koyduğumuz 20 volümle yani %6'lık oksidan ile diplerini kırıp kendi rengindeki o alacalığı da alıp ondan sonra böyle bir renk uyguladık. Bunu herkes uygulayabiliyor yani. Bunu salonlarımızda da yapılabilen bir işlem. Ben onu söylemiyorum. Şimdi şampiyonsunuz öyle dediniz ya. İşte şunlar var, ödülleriniz var, eğitim veriyorsunuz. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya tabii ki. İşte ben burada beklentim yani yüksek oluyor. Ödül veririm. Yani yanlış yolda mıyım? Yani biz şimdi... Peki ne beklerdin? Ne yapmamı beklerdin? Ya daha canlı renkler isterdim. Nasıl? Anlatabildim mi? Kızıl mı isterdin? Ha, ya kızıl da basit. Yani saç zaten ne, tabanı mesela, açık. Ne isterdin arkadaş? Tabanı açık. Ne isterdin onu söyle. Abi bu saça mesela yap dipler. Gri yap işte bu saça. Aç. İnce teli yıpranmış dekolar olmuş saç. Mesela isterdim bunu ve şu anda da moda renkler. Peki doğru yine de mi? Bu bir değişim değil diyemeyiz öyle değil mi? Sonuçta sarı basit, tonlarında renklerdi basit, ve... Basit, basit kaldı. Yani ben yaptığı işleme demiyorum. Ama istediği de kötü oydu. Değil. Renk bakışlı. Tabii ki ben bu tonları seviyorum. Ben eğitmenin kimliğiyle şimdi hanımefendi büyüğüm dedi. Maşayı aldı, gezdi, dolaştı. Saçımı affetti, açamadı. Siz boyadınız. Basitlik ben... konusunu anlayamadım ben şimdi. Saç renk seçimi. Bir... Model misiniz siz mi renk yaptınız? Seçimi mi? Evet. Basit. Renk seçimi mi basit? Evet yani bu saçı hemen çünkü taban ya, açık. Hani bak saç siyah olsaydı evet. Açık bunu yapsaydınız daha, tamam derdim. Daha kolay. Kutlardım. Daha kolay. İşte siyah açtığı zaman zaten kızıl açılıyor, bakır açılıyor açarken. İşte o renk tonu cümüş ayarlamak önemli. Tamam der, bak, emek var, sizin değiştirdi. Sizin modelinizi de biraz sonra göreceğiz. Hey, ya tabii ki şimdi sizin modelinizi konuşuyoruz. Anlatabildim mi? Sizce hanımefendinin tonu, bakır tonu mu sizce? Onu kullandığı ton mu? Bence muhteşem. Bence de. Bence muhteşem oldu. Ben beğendim, sorun yok. Öncü ne diyorsun? Aklı biraz. Yani konuştuğun altını doldur ki sana bir şey diyemezsin. Diyeceğin şey şu. Kupası var, ustalığı var diyorsun ya. Diyeceksin ki ombre yap. O zaman teknikteki ustalığını görelim. Desen geri çekilirsin sana cevap Önce veriyorsun. Aynı şeyi söylüyor işte. Ya muz gri yap diyorsun. O tamam. Yetişmiyor işte. Bu kadar zamanda burada yetişmiyor. Ombre yapabilirdin. Tekniğini bize gösterebilirdin, ombre tekniğini. Ben de yapamamıştım. Tabii ki. Mesela. Eğer ki üçüncü hafta yaptım. Evet, şunu söyleyeyim. Şayet öyle bir şey hani yapardım. Önümüzdeki haftalarda şayet burada olursam, hepsini yapar, yapacağız zaten. Kısmet olursa. Ya biz işte ben ama şey şunu dedim, söyleyeyim. Üçüncü önce, gün. Yani çok gerçekten Ramazan yorum yapıyor da sadece yorum yapmak gibi yani yapmak için yapıyor. Anlatabildim mi? Abi ben bekliyorum ben ya. Ben buna sinirleniyorum. Hayır yani ben bekliyorum. Sakin bir insanım, beni de sinirlendiriyorsun ya. Hayır bekliyorum ben. Ben farklı bir şeyler senin bekliyorum. Senin beklentine göre yapmıyorum ben. Hayır ben bunu seyirci de bekliyor. Kuaför mesela siz beklemiyor musunuz değişim? Değişimse değişim işte. Şimdi, kötü mü yani? Güven Bey. Neyse arkadaş boştan. Şunu özür dilerim. Tabii. Yani ombrede yapabilirdim. Hani sen dedin ya modelim benim tarzım değil. Ben yapmazdım bunu ama modelim istedi kırmadım yaptım. Doğru mu? Evet. Benim de modelim istedi yaptım. Senin de kısaca bir yorumunu alalım. Ben renk olarak tekrar söylüyorum. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Renk güzel fakat ben bayana yakıştıramadım. Buyur arkadaşım. Evet Çiğdem. Güven önce ikinizin de eline emeğine sağlık. Sağ olun. Zaten orada ben söylemiştim. Sen de 1-0 önde başladın. Saç temiz, ince tenli. Seni zorlamayacak bir saçtı. Makyajdan yani çok açık kalmış. Cilt çok açık kalmış. Ve kalın bir tabaka fondöten görüyorum. Bütün mimikler kaybolmuş fondötenden dolayı. Hani o fondöteni biraz daha ince tabaka sürsek daha iyi olacaktı. Bir de yanakları daha bronzdan çok biraz daha böyle şeftali kızılı gibi hani biraz daha renklendirmek adına. Çünkü gözler daha kısık, çok fazla belirgin değil. Cilt çok bembeyaz. Hani bari yanaklar hani biraz daha renkli olabilirdi. Bu kadar. Onun haricinde güzel. Özlem,
Ben makyajla ilgili şunu söylemek istiyorum. Kadına zaten göz kapakları düşük, buğulu bir makyaj yapılması gerekiyordu. Ben kaç gündür bakıyorum, dikkat ediyorum. Eyeliner de sürmüşsünüz ama herhalde şurada bitirmişsiniz. Tam göremedim. Sürmüş. Sürdü mü? Ha, sürmüş, tamam. Sürmüş. Görünüyor zaten de tam şey yapamadım. Yani 3 gündür kuş arıyoruz. Ve ben bunu yani. defalarca yine söyledim, yine söylüyorum. Göz kapağı düşük olan bir kadına eyeliner sürülmemesi lazım. Ve gölgeli makyaj da yapılmaması lazım. Burada gölge yok, okey, orada hemfikiriz ama buğulu bir makyaj olabilirdi. Şu kısmında rengi biraz daha yoğun alabilirdim yani ben orada. Mesela saç bakır makyajı da bir sonbahar makyajı olabilirdi. Eyeliner'ın çekiliş şekilleri değişebilir. Yani bu düşük göz kapağına ne yapmamız gerekiyor? Sadece rümen sürüp bırakmamız mı ben gerekiyor? Ben söyledim, buğulu yani bir makyaj yapman gerekiyor. Ben onu uzatmıyorum. Uzattığım şekilde orada belirli bir hakkım var zaten gözün kapağında. Oraya kadar gidiyorum. Yani siz bunun adına taktınız bir eyeliner. Hanımefendi, benim her gün aynı kişi benim modelim. Siz hiç dinlemiyorsunuz. Göz kapağını aynı sürdüm. Hayır, sürdüğüm fondöten de bir saniye cevap veriyorum. Sürdüğüm fondöten de aynı fondöten, aynı ürün, aynı dozda, aynı oranda. O bir. İkincisi, hayır, bugün her günden farklı olarak da daha yoğun bir fondöten de gölgeleme yaptım ben zaten. Onun üzerine de sonbahar makyajı diye bir makyaj ismi ben hiç bilmiyorum, duymadım ama öğrenmiş oldum. Teşekkürler. Öğretirim ben sana. Sonbahar makyajı, kış makyajı, yaz makyajı gibi. Arkadaş biraz önce makyaj yaparken bana dedi ki ben buraya geldim bir şeyler öğreteceğim. Sen öğrenip gidersin ancak, anladın mı? Tamam, öğreneyim de ne öğreneceğim ama? Ne öğreneceğim? Şimdi biraz sonra sizin ben modeliniz görecek, ona bakacağım, öğreneceğim. Sen benden öğreneceksin. Sonbahar kızıl tonu, şeftali tonu zaten yüzünde pembe ya da gül pembe tonunda bir allık toprak, yok. Toprak olan tonunu uygulayabilirim. Ekranda bakarsanız da daha net görürsünüz. Makyaj güzel ama yani şey sen var, orucu doğru beğendirdin mi o bayana? Orucu beğendin ama mi? Ekranda bakın kendinize. Orada ışığın altında o spot o kadar vururken zaten bembeyaz oluyor. Ekranda bakın, beyaz mısınız? Ekranda bir bakın. Dünya güzeliyim ya. Ekranda beyaz görünüyor musunuz? Gül Hanım, siz zaten güzelsiniz. Makyajsız da güzelsiniz Gül Hanım. Yani oradaki spot o şekilde vurursa zaten öyle gözükeceksin. Evet. Ben bile hayalet gibi, aynen, gözükürüm yani. Evet, peki. Yorumlarımızı aldığımıza göre puanlamamıza geçebiliriz. Gül Hanım, 3. günde haftanın ortasında kendi kuaförünüze ve makyajınıza kaç puan vermek istersiniz acaba? Kaç puan? Düşüneyim bari. Ne vereyim? Beş. Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Gül Hanım kendi kuaförüne ve kendi makyajına haftanın ortasında 5 puan vermeyi uygun gördü. Yaşamayalım ya. Vallahi nasıl bir şey yani, emek yok. 5 puan verip kuaförüm sensin dedi Gül Hanım. Peki sizler kaç puan vermek istersiniz acaba Emel ve Güven'e? 3 puan verelim. Makyaj zaten basit zaten. Aynen, çok basit işlem yapmışsın. Ben beğenmedim. Şu anda en güzel oyuncuyum ki bence. Evet. Puanları aldığımıza göre sizi Gül Hanım bekleme odasına teşekkür alabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Gül Hanım. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin. Kuaförüm sensin.